kafeci umuzuyla sürüyor. İç talepte durum nedir? Bakmayı sürdürüyoruz. Çünkü büyüme yavaşlıyor. Diğer koşullar, ikinci 6 ayı nasıl kazanabiliriz? Kaybettik mi? Pek çok açıdan konuşuyoruz aslında. İthal ek vergilerden de konuşuyoruz. Bazı sektörlere gidip dokunduğumuzda işte onlardan biri diyeceğiz. Bu süreci okuyacağız birlikte. Index Group CEO'su Erol Bilecik'le birlikte. Erol Bey merhaba, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Pek çok başlık var aslında. Pek çok başlığa bakacağız da şuradan başlamak istiyorum ama alakasız bir yerden gireceğim. Çok konu var sizinle konuşacağımız yine her zaman olduğu gibi. Çok net başlıklarla da bize geldiniz. Bir anlamda hani iş dünyası bugün ne diyor, hep ona bakıyoruz. Koalisyon mu, erken seçimi diyoruz, güvenlik zaafı diyoruz. Diğer yandan baktığımızda hani biz FED mi siyaset mi diye aylar öncesinde konuştuğumuzda hep FED yönü çiziyor diyorduk. Ama bugünlerde siyasetin çok etkin olduğunu ve nasıl bir sürecin bizi beklediğini konuşmak için önemli. Sizinle de yine hisseler bazında da ilk 6 ayı değerlendireceğiz. İkinci 6 ay nasıl geliyor? Temmuz'u da geride bıraktık. Nasıl geçti? Noktasından da bakacağız. Hep bunlar da iş talebin, büyümenin, istihdamın ve devamında üretimin nasıl olup olmayacağına dair başlıklar olacak. Siz ne dersiniz? Bir de Antakyalısınız doğma evet, büyüme. Doğma yani büyüme. Bölgeyi de iyi biliyorsunuz. Evet. Sınır ve güvenlik dediğimizde neden bahsettiğimizi de iyi biliyorsunuz. Tekrar iyi anlıyorum. Değil mi? Ne diyorsunuz bugünlerde? Özellikle Melda Hanım, yani hiç hak etmediğimiz günleri yaşıyoruz Türkiye olarak. Yani çok yaşamışlıklarımız var. Belki geçtiğimiz bütün yıllarda veyahut da süreçlerde, ama yani şu son 10 güne bakılınca, son veyahut da 15 güne bakılınca, yani buradan da gerçekten tekrardan bütün vefat eden şehit olan şehitlerimizin tamamına, vatandaşlarımıza dahil olmak üzere hakikaten rahmet diliyorum. Öncelikle bugün de biraz önce beklerken sizi Adana'daki hakikaten şeyleri aldım. Yani hiç hak etmediğimiz bir günler bunlar. Bu bakımdan yani buradan da siyasilerimize ben seslenmek isterim. Birçok sivil toplum örgütünün seslendiği gibi şu büyük koalisyon bence kurulmalı artık. Yani bunun için tekrardan tabii ki ülke yeniden bir seçim yapısına gidebilir ihtimaller dahilinde, ama boşuna vakit kaybetmeye gerek yok. Günün sonuna bakıldığı zaman çok kuvvetli bir koalisyon yapısıyla ortaya çıkacak olan bir resim en azından şu yaşadığımız olumsuzlukların çok büyük bir kısmını kapatabilir, yaraları daha hızlı bu anlamda tedavi edebilir vesaire. Yoksa hakikaten yani birinci yarı yıl işte bazı şirketler, ben overall bütün endüstriler için konuşuyorum. Yani hızı düşüktü belki. Bazılarında bu anlamda gayet normaldi. Ama bu şartlar altında hakikaten ikinci yarı, yani gerek yabancı yatırımcılar açısından, gerekse toplam iç talebin bu anlamda yürüyüş açısından çok olumlu sinyaller almıyoruz. Ortadaki hakikaten bu belirsizlik, yani gri alanların çokluğundan dolayı, ama keşke bugün yarın veya o bir gün şu büyük koalisyon meselesi siyasilerimiz tarafından çözülse, iş hayatındaki insanlar veya bireysel olarak Türkiye'nin tamamında tahmin ediyorum çok keyifli bir düğün bayram olur inanın. Belirsizlik aşılmış olacak belirsizlik, diyorsunuz. Aslında 7 Haziran'da seçmen de bu mesajı vermişti sandıktan. Son mesajlara da baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki koalisyondan fayda beklemek boşuna, ülkeyi seçime götürmek kaydıyla bir azınlık hükümeti mümkün diyor. O da tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değerli bir görüşü, ama sizin de söylediğiniz gibi yani seçim neticesinde böyle bir resim ortaya çıktı. Yani kamuoyunun, halkımızın bu anlamda böyle bir resmi var. Bu resim doğrultusundaki çözümü bence tamamıyla sonuna kadar ve samimi bir şekilde sürüklemek çok daha bence hani yabancıların deyimine fair bir dünya olacak diye düşünüyorum. Bu olmadığı takdirde seçim zaten her zaman açık nihayetinde, ama müthiş bir zaman kaybı var. Bence bizim tahammül edemeyeceğimiz tek nokta bu. Bütün Türkiye insanı olarak, iş insanları olarak gelişiyor. Zaman kaybı geriye gelmez bir kayıp diyoruz. Öyle. Satın alamayacağınız tek şey zaman. Geçmiş zaman yani. Giden canlarımızda cabası, o da ayrı bir başlık. Maalesef. Dediğimiz gibi hepimizin yüreğini acıtan. Şimdi ilk yarıya dönüp baktık. İkinci yarıyı anlamak için sinyal veriyor. Temmuz bugün bitiyor ki önemli bir Temmuz'du. Bu Temmuz kesinlikle gerçekten doğru. Çok önemliydi. Her bakımdan sıcak. Değil mi? Her bakımdan sıcak. Hava da sıcaktı. Tansiyon da yüksekti. Gündem de sıcaktı. Bu nokta itibariyle halka açık hisseleriniz, şirketleriniz söz konusu. İlk 6 ayı nasıl tarif edersiniz? Yani iç talep dediğimizde teknoloji ürünleri, tüketici telekom, teknolojisi, telekom hepsi aslında hani ne olursa olsun
hep işlerin iyi olduğu bir cephe gibi algılanan bir sektörden bahsediyoruz. Evet, kısmen biz daha şanslıyız. Bir kere bunu çok memnuniyetle ifade edebilirim Melda Hanım. Yani diğer birçok sektörlere göre, yani consumer tarafında, yani yeni bir dünyanın, yeni bir şeyleri bu anlamda ortaya koyup insanların bu yeni şeylere karşı, teknolojilere karşı olan ilgi alakasının tabii genç nüfusumuzla beraber yukarıya çekildiği bir yapı olduğu için bizim yaptığımız bu anlamda işler, benim grubumun toplam bütün şirketleri daha pozitif bir şekilde hem algılanıyor hem de gerçekten rakamlarımız da o şekilde çıkıyor. İlk çeyreğimizi aşağı yukarı %38, %40'lar civarında bir büyümeyle açıklamıştık. Tahmin ediyorum Ağustos'un ilk haftasında veya Ağustos'un işte 10'u gibi bütün şirketlerimizin ikinci çeyrek sonuçlarında veya 10 Ağustos itibariyle açıklıyor olacağız. Ama ortada bir görünen gerçek var ki ilk çeyrekte yakalamış olduğumuz, tahmin ediyorum, başarıları bütün endeks grup şirketlerinin tamamında da ikinci çeyrekte de yakalayacağız. Yani ilk yarı yıl bu anlamda bu yeni teknolojilerin sunulması, özellikle telekomdaki gerçekten talebin son derece bu anlamda pozitif olması. Yani buradan da şu çıkıyor. Yani insanlar bu internet teknolojisi, insanların birbirleriyle olan iletişim şekli, eğlenme şekli, iş yapma şekli veyahut da eğitim şekli hakikaten mobil dünyaya ve teknoloji dünyasının tamamıyla içine akmış vaziyette. Bizim rakamlarımız bunun bir miktar göstergesi diye düşünüyorum. Peki. İş talepte ne diyelim, en etkin talep hangi ürüne geldi? Ya da karlılığı getiren... Evet. Mobil. Cep telefonu mu diye mi görmek lazım? Cep telefonu. Çok net. Yani onun arkasından tablet, arkasından da bu anlamda notebook ki, yani notebook dediğimiz daha çok bilişim teknolojilerini daha fazla ifade eden veya bizim kendi jargonumuzda kullandığımız şeyde. Sepetteki ağırlıkları nasıl? Yani aşağı yukarı şöyle, bizim kendi grubumuz içerisindeki toplam bu anlamda yapıya bakıldığı zaman mobil ürünler neredeyse %40 aşağı yukarı. Geri kalan bu anlamda bilişim teknolojileri ve kurumsal ürünlerimiz. Yani value add veyahut da volume ürünleri dediğimiz şey. Ama sepetin yani en büyük bu anlamda yapısı mobilden geliyor. Mobil. %40'lar civarında neredeyse. Çok ciddi belirleyici. Tabii burada grup şirketlerimizden çok özür dilerim de DataGate'in de Telekom'da çok önemli bir distribütör olmasından da kaynaklanıyor. Ki orada da o rakamlar gittikçe çok keyifli bir şekilde büyüyor. Dün de Borsa İstanbul'da açıkladığımız güzel bir gelişme oldu. Hem DataGate adına hem de grubun konsolide bilançosu olarak indeks adına. Önemli bir değişim süreci yaşıyor Türk Telekom. Türk Telekom bayileri ve TT.net bayilerinin de bu anlamda DataGate'in yönetmiş olduğu Telekom bölgesinde diyeceğim. Yani bu İzmir, Antalya ve Konya civarındaki bölgeler. Oralardaki Türk Telekom bayilerine ve TT.net bu anlamda bayilerine, şoplarına da ürün tedariği, ses tedariği ve cihaz tedariği yapacağımız için aşağı yukarı 12 aylık ekstra bir 300 milyon TL'lik bir gelirimiz olacak. Bunu da dün Borsa İstanbul'da bildirmiştik zaten. Bundan da keyifle paylaşıyorum. Evet, son derece önemli. Şimdi bunu DataGate şirketi üzerinden hissedeceğiz diyorsunuz bir anlamda. Burada da hissesini de verebiliriz DataGate'in. Diğer yandan baktığımızda da biz aslında Türk Telekom'la da konuştuk. Bu yeniden yapılanma neyi getirecek, nasıl bir satış ağı olacak, kaç mağazaya oluşacak, bunlara bakmıştık. Sizin cephede nasıl yansıyacak dedim, siz rakamı da verdiniz. Bizim tabii bu kendi rakamımız ve günün sonu itibariyle toplam 3 distribütör olan bir yapı orası nihayetinde Melda Hanım. Bize düşen bu anlamda payda aşağı yukarı 3 iş planımız 300 milyon TL'lik bir yıllık ekstra gelir artışı olacak gibi gözüküyor. Ekstra. 300 milyon liralık bir gelir artışı. Ne kadarlık bir artı talepten söz ediyoruz? Yani? Böyle baktığımız zaman biz kendi bölgemizde 800-900 milyon TL'ye yakın bir iş planımız var idi. Değerli ana şirketimiz AVA ile yaptığımız işbirliğinde 300 milyon TL'lik bir ekstra artış demek 3'te 1 oranında yepyeni bir pazar demektir bizim için. Son derece önemli. Evet. Ayrıntılarını konuşacağız ama bir başka önemli haber vardı. Gazprom, Erol Bilecik'le birlikteyiz. İsterseniz Erol Bey reklama gidelim. Reklamın ardından rahat rahat konuşalım. Özellikle bugün 31 Temmuz'u daha öncesinde de konuşmuştuk. Neden konuşmuştuk? Akıllı saatler vitrine çıkıyor demiştik. Sizler dağıtımı yaptınız. Yap. Talep nasıl geldi gelmedi onu da merak ediyoruz. 50 bin liraya kadar akıllanan saatler vardı değil mi? Fiyat aralığı. Konuşuluruz. Evet, konuşalım kısacık aranın ardından.
Beyaz Kafacı mızıyla sürüyor. Son dakikalar geliyor ardı ardına. Sizlere de yorumlarıyla ulaştırıyoruz. Index Grup CEO'su Erol Bilecik'le birlikteyiz. Yeniden merhaba Erol Bey. Son derece önemli başlıklar var dedik. Bu başlıklar içerisinde teknolojide talep nasıl noktasında bize haber verecek ya da 31 Temmuz'dan yılın ikinci yarısının performansını etkileyebilecek çok konuştuğumuz bir başlık vardı. Akıllı saatler. Evet. Değil mi? Evet. Apple'ın akıllı saatleri dediğimizde vitrine çıktı. Siz dağıtımları yaptınız bu sabah. Talep nasıldı diye önce onu soracağım. Tabii talep için yani iyi bir yorum yapmak için biraz erken. Ya da erken. Siparişler mi diyelim o zaman mağazaların sizden aldığı? Onlar bence fena değil diye düşünüyorum. Ama tabii kamuoyunun bu güzel ürünlere bu anlamda yaklaşımını yani biz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama aldığımız sinyaller son derece bu anlamda pozitif. Ama benim bir altını çizmek istediğim bir şey var. Melda Hanım izin verirseniz. Bu mesele yani özellikle Apple Watch meselesine bakarken hakikaten sadece bir saat gözüyle bu anlamda bakarsak bence mesele yanlış anlaşılmış olur. Veya eksik anlaşılmış olur. Yani buradaki Apple Watch yani yeni bir yaşamın, yeni bir yaşam biçiminin de hakikaten bir miktar mesajı. Yani takmış olduğunuz bir saat sizin işte sağlık durumunuzdan tutun. Yemeniz gereken besinlerin bu anlamda bir takım önerileriyle olabilir. Gibi akla gelebilecek hemen hemen envai türlü bu anlamda hakikaten size yardımcı olacak bir araç bu aslında. Yani giyilebilir teknolojinin en net başlığı başlıklarından bir tanesi. Tabii ki sonsuza kadar bu anlamda gelişim devam edecek ve ben şuna inanıyorum özellikle önümüzdeki dönemler, önümüzdeki bu anlamda süreçler dahilinde. Şu an gördüğünüz gibi Türkiye'de birçok banka, Apple'ın kendi sitesinde de zaten bunlar bu anlamda mevcut. Ödeme sistemlerini zaten Apple Watch'un içerisinde bir miktar. Yani siz artık bankanızdaki bu anlamda account'unuzu, hangi transaction'ları vesaire tamamen saatten bile izleyebileceksiniz. Şüphesiz cep telefonundan izlediğiniz evet, gibi. Evet, bugüne kadar saatten talebe baktığımızda hani dünyadaki talebini sonrasında yıl sonunda beklenen talep inanılmaz farklılık gösteriyor. Ben inanıyorum ki mesela bir chapter sonra bunun hangi süreç dahilinde olacağını hakikaten kestirmem mümkün değil. Yani biz cüzdanımızdaki bu anlamda gerçekten hani paradan kurtulacağımız gibi kredi kartlarından da kurtulacağız. Artık bunu giyilebilir teknolojiyle yani bu Apple Watch bunlardan bir tanesi olabilir. Benim şahsi kanaatim oraya doğru gittiği takdirde bu zaten saat değil de olmazsa olmazlarımızdan bence bir tanesi. Evet. Hayatımıza ne katar ne katmaz bu boyut önemli zaten. Teknoloji ama hayatımızda hakikaten verimlilik ve kalite yaşam anlamında birçok şey katacağı kesin. Yani şu ana kadar yüzlerce binlerce bu anlamda muazzam App Store'dan uygulamaları zaten hepimiz görebiliriz, ulaşabiliriz. Ciroya ne katar sizin? Biz de yani tabii yani bunu şu an tabii söylemem hakikaten biraz eksik kalabilir. Yanlış yönlendirmek bu anlamda istemem. Ama bunu 2016 yılının içindeki diyeceğim birebir takvim yılı içimizde önemli bir bu anlamda daha doğrusu keyifli line'lardan bir tanesi olacağına %100 inanıyorum. 2015'te etkisi olmaz diyorsunuz hani sınırlı kalır ama 2016'da etkisini bu anlamda daha keyifli bir şekilde izleriz diye düşünüyorum. Doğrudan ürünün etkisini de hesaplayabiliriz bu sepette. Çünkü hakikaten yani Apple Store'larda özellikle yani işte deneyim köşeleri var Apple Watch için. O deneyim köşelerde bence kamuoyunda yani bütün dinleyenlerimizin veyahut da vatandaşımın bence gidip bir denemelerinde fayda var. Onun bir saat olmadığını göreceksiniz. Peki o kadar çok tartışıldı ki 40 bin liralık saat olur mu olmaz mı? Akıllanması için 40 bin liraya mı ihtiyaç var noktasında? Türkiye'de henüz daha öyle bir... Evet satış var mı Türkiye'de o Türkiye'de en üst o kalem henüz daha değil ama yani bu Apple'ın günün sonu itibariyle kararlarından bir tanesi. Line içerisinde olan ürün gruplarından bu Edition dediğimiz ürün grubu şu an daha Türkiye'ye getirilmiş henüz değil. Ama eminim Apple ileride alacağı kararlar doğrultusunda biz de getirmiş olabileceğimizi düşünüyorum. Hangi ülkelerde satılacak? Şu an tabii yani bu saat noktasında yani Amerika başta olmak üzere muhtelif ülkelerde zaten Edition saati sunuma açılmış vaziyette. Hani diğer ülkelerde de Apple'ın mutlaka bir pazarlama stratejisi var. Bu pazarlama stratejisi doğrultusunda ileride hep beraber izlemiş oluruz diye düşünüyorum. Peki aslında fiyat güncellemelerini doğrudan Apple merkezden yapmıştı. Diğer yandan da baktığımızda bir ithal ürüne ek vergi var ki %25'lerle ifade ediyoruz. Orada da bir tüketiciye yansıyan boyutuyla bir güncellemesi çıkıyor karşımıza. Ne dersiniz? Yani tüketici ne kadar bu ithal ürünün ek vergisini doğrudan ödeyen olacak? Melda Hanım o konuya bence samimiyetle söylüyorum biraz üzüntüyle bakıyorum. Şundan dolayı bugün 125 tahmin ediyorum Dünya Bankası'nın bu anlamda kaynaklarından şu an hatırladığım rakamları vereceğim size.
125 ülke arasında yapılan daha doğrusu bir araştırmada akıllı cep telefonlarına, yani bu ÖTV dediğimiz, yani bizde %22 üzerinde KDV var ve %20'de bu anlamda şey, yani %40 pluslarda, hatta 43'lerde bu vergi oranıyla zaten mevcut durumda, yani şu anki durum itibariyle biz 3. büyük vergi uygulayan bu anlamda ülkeyiz. 125 ülke arasında yapılan yapıda. Bunun birincisi Bangladeş, ikincisi Kongo. Üçte biziz. İnanın yani Avrupa'daki bütün yapılara bu anlamda, ülkelere bakıldığı zaman çok çok küçük rakamlar bu anlamda. Yani bir, işin bu tarafı var. İki, ya dünyada böyle bir flow var. Böyle bir bu anlamda gerçekten talep var. Bu talep zaten ama inovasyon, teknoloji, rekabet, verimlilik altına sayabileceğimiz bu anlamda. Yani yüzlerce gerçekten pozitif kalemi ilgilendiren bir şey. Yani biz dönüp kendi ihracatımızı nasıl yapacağımızı daha fazla konuşmamız gerekirken, hani bazı olan doğru akan bu anlamda şeylere hani gereksiz bir, bence daha doğrusu doğru olmayan, yeteri kadar resmi bu anlamda doğru okumayan bir zaman zaman gözlemler içinde bulunuyoruz. Diliyorum yani Ekonomi Bakanlığı da bu gözlemleri bizim konuştuğumuz bu anlamda bağlamda katılmış olur. Vergi gelirlerini olumlu yansıyacak diye düşünüyorum ben şahsen. Çünkü baktığımızda hani cep telefonundan da tabletten de vazgeçmiyorsak, hayatımıza daha da talebi artırıyorsak vergi gelirlerini olumlu yansıyacak. Aynı talep bu anlamda devam eder mi veya başka bazı olacak şeyleri de engeller miyiz diye de bence ama düşünülmesi gerek. Engeller miyiz? Diğer yandan da yerli üretimi artırır mıyız? Yani yerli ama markaların şansını artırır mıyız? Ben şahsen yani bu endüstrinin önemli bir oyuncusu olarak, yani bütün dileğim bizden muazzam birkaç tane gerçekten dünyadaki, daha önceki sohbetlerimizde de konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum, çıkması, daha etkin olması vesaire. Ama bunlar teşvikli olur. Yani ithalatı bu anlamda hakikaten koruyucu önlemlerle yapamazsınız. Dünyada bunun örneği yok. Ama siz yerli üretiminizi müthiş teşvik edebilecek bütün bu anlamda hakikaten gelişmeleri açabilirsiniz. Çünkü toplam zaten ithalata baktığınız zaman bütün gayri safların içerisinde %85 gayri saflı içinde. Toplam bütün ithalat içinde ise %3'ler civarında. Yani cep telefonu ve tablet dediğimiz. Muazzam bu anlamda rakamlardan hakikaten bahsetmiyoruz diye düşünüyorum. Ayrıca ama bunun müthiş faydaları var. Yani faydayı doğuran bu anlamda gerçekten. O zaman biz hala, bizden niye bir Google çıkmaz, niye bir Facebook çıkmaz? Biz yıllarca konuşuruz. Evet. Şimdi 4 değil 4,5 olacağını da gördük. Aslında evet. Sanayi Bakanı Fikri Işık hemen seçim öncesinde Finans Kafede bunun sinyalini net bir şekilde vermişti. 4,5 olsun demişti. Altyapı buna göre kurgulansın, 5'i de kapsalasın demişti. Şimdi öyle geliyor gibi. Anlıyorum. Önümüzdeki çok kısa süreçler dahilinde ihaleyi yapacaklar gibi. Evet, 26 Ağustos'a yetişir mi yetişmez mi? Yaşayıp göreceğiz. Pek bir şey kalmadı 26 Ağustos. Ama geçenlerde gerçekten eski BTK Başkanı Tayfun Bey'in de bu anlamda söylediği gibi, bunlar olmadığı takdirde, bunlar iyi planlama olmadığı takdirde, inanın 2016 yılında yani normal cep telefonlarımızdan karşılıklı konuşmada büyük sıkıntılar yaşayacağız. Konuşmada bile. Konuşmada bile, çünkü şu an doğal olarak yani 4G veyahut da 4G'nin bu anlamda paralelinde bir yapıya geçiş bütün GSM operatörleri arzu ettiği için, ona göre hazırlandığı için doğal olarak yani şu anki mevcut 3G teknolojisine yatırım yapılmıyor, ama bundan da daha doğal bir şey olamaz yani. Evet, son derece. Yani o bakımdan bir an önce problemin bence ortadan kaldırılması gerek. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir işveren olarak size de sormadan edemeyeceğim. İş yerinde şekerleme hakkı verilsin mi? 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi artık hani uyku sorunu tanısı konulan çalışana böyle rapor verilmesi noktasında çalışmaları başlatmış. Öyle olunca biz de izleyiciye sorduk. İzleyiciden de akın akın yanıtlar verdi. Geldi. Çoğu kişi de aslında dikkatimi çekenlerden diyorlar ki hani biz zaten zor adapte oluyoruz iş yaşamına. Şöyle bir bakıyorum. Bu tabii, kimisi de diyor ki çalışanlar evet olsun diyor. Bizim endüstrilerde yani teknoloji, talebin bu anlamda hakikaten günün müthiş yoğun akış olan yapılarında çok kolay uygulanabilir gibi gözükmüyor. Bugünler için konuşuyorum. İleride gerçekten, çünkü bizim endüstrilerde iş yapma biçimi de bu anlamda muazzam derecede hızla değişiyor. Yani bundan önce işte B2B dediğimiz yapılar yokken bugün neredeyse işimizin %80'ini vesaire falan online yapıyoruz. Yani insanlar birbirleriyle seslerini duymadan nihayetinde. Bunlar da var. Ama bakın ben bugünler için söylersem böyle bir yapı çok uygun olmayabilir. Ama bunları da bizim tartışmamız gerek. Fazla uyumamak lazım. uyutmamak dünyada lazım. Dünyada şöyle bir şey, 7.2 milyar insan yaşıyor diye düşünüyoruz. Yani en azından sayılar bu. Bir tane vaka söyleyemezsiniz ki çalışmaktan birinin öldüğü. Yani çok çalışmaktan. O bakımdan çok bizim çok çalışma şeyini yeni jenerasyonumuzda başta olmak üzere benimsiyor ve hissediyor ve bu oyun içerisinde bu şekilde sürdürüyor olmamız gerek bence.
Peki. Erol Bilecik, çok teşekkürler. Ben İndeks teşekkür Grup CEO'su bizimle birlikteydi. Hem iş dünyası olarak çağrılarını dile getirdi, hem de akıllı saatin Türkiye'de 40 bin lira etiketiyle satılmadığının bilgisini de verdi. Bakalım süreç nasıl işleyecek diyelim.